Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gökhan Gülmez merhabalar. Türk Haber. Merhaba. Türk Haber Televizyon kanalı Cesur Haber. Abrasya Haber. Nasılsınız? İyi misiniz? Türk Haber Televizyon mu siz? Evet. Gökhan Gülmez. Şimdi bize bir bilgi geldi. WhatsApp grupta bir paylaşım yapmışsınız. Siz birileri tehdit ediyormuş. Siz evet. Türkiye'de polis var, asker var diye güzel bir cevap vermişsiniz. Bu dikkatimi çekti. Kim Uygur mu sizi tehdit etti? Uygur tehdit etti. Ne diyor tehdit ediyorlar sizi? Bu benim gibi 16 yaşlı bir çocuk vardı. Aslında bunu bir hafız yaptım burada. Tabii 3 kişi de okul yaptı. Zeytinburnu'nda Sultanbeyli'de okul yaptı. Ondan sonra bunu 3 ay oldu şimdi. Bununla mı şu davası kötüymüş? Örgütler. Ben bunu hemen başsavcılıkla şikayet yaptım. Çok iyi, bravo. Bunu yaptım. Bu yapkınımla benim önümde birisi vardı. Beraber kart yazdık. Çanlayan başsavcı yapınca kadar da çalışıyor. Biz de beraber verdik. Bunu sıkıştırmış. Bunu yaptı, öyle böyle söylemiş. Bana tehdit edip bunu sen ne için yaptın? Bizde işini ne aşka ne yerden çıkardın? Seni öldürürsen olmadı da bana çok tehdit etti. Kim bu adam? Bu adam Abdurrahman bir isim. Yüzü doktu bir isim. Seyfullah bir isim. Bunlar. Sen İstanbul'da mı yaşıyorsun? Eskiden İstanbul'un Sataköy'deyim. Şimdi Sataköy, Zeytinburnu'da olay nedir olduğu için ben Ankara'ya geldim. Ankara'da mı dövmedim, şimdi öyle böyle durdum. Herkesi bana çok tehdit etti. Şimdi öldüreceğim. Herkes bunu alacak. Baş tarafından. Seni kapanlık edeceğim. Çocuğunu öldüreceğim. Sen ne çanlayan gibi bunu verdin dedim. Ben de söyledim. Onu alacağız çocuk mu ver. Kim bunlar? Ne mi? Mafya mı? Nedir bunlar? Bu mafya aynı. Bunu yok ettiği kişi çok kişi var. Peki bunların merkezi neresi? İstanbul mu? İstanbul Sataköy'de. İsimleri ne bunların? Bunun ismi, beni aşağılasam beni hemen kapanlık ise olay. Anlamadım. Ben bunu ismini hepsini aynı söyledim. Mesela buradaki her şey ismini ben bu araştırdım. Yok olduğu kişini bildim. 4 tane kişi aracı yok. Uygur Derneği var Sefaköy'de. Yine Mavi'nin yanı da. Bunun başka bir dernek var, her şey var elinde. Bununki elinde bu ne söyleyeceğim? Bu köy örgütlülük çapında bir şey var burada. Seni tehdit edenler yani bu dernektekiler mi yoksa başka Uygurlar mı? Başka Uygurlar. Bu Mavi değil. Mavi'dekiler kendi vakti. Tamam. Ama başka dedikler. Mesela Sapakay'da var. Bu 4-5 sene aldın buran bu işini yaptı. Parası var insanların. Bu doğru mu? 4 kilo altını çaldı. Bildiniz mi siz? Kayınız var mı? Bu doğru mu? Mesela Zeytinburnu'ndan bir yerden falan da 4 kilo altını çalmış. Ne? Yerden 6 kişi. Bunu herkes gazete çıkardı. Bunların eli aynı bir. Mesela 4 kilo altın çalmış. 2 kilo 100 gramını paylaşmış. 1 kilo 9 gram altın varmış. Hapse girmişler mi? Ve tek 2 kişi hapse girmiş, kalanlar hakimi de. Anladım. Sen ne zaman İstanbul'a geleceksin? Ben İstanbul'a geldim, korktum şimdi. Benim tehdit aslında. Ben bir şey şimdi 20 gün falan oldu. Bu aynen ki o ay şimdi. Sen o savcılık kağıtlarını bana, savcılığa verdiğin kağıtları gönder. Bu önemli bir konu. Biz haber yapalım. Bunun? Haber yapalım, artı İstanbul'daki polislerle de bu konuyu görüşelim biz. Bunu ben İstanbul polisine vardım, mesela karakol kanalıya karakolu vardım. İstanbul'da emniyet müdürlüğü vardım. Emniyet müdürlüğü varsam sen savcılık et dedi. Savcının Çanlayan'ın 7. kat diyor, şöyle biz de vardım. Hem de bunlarda çok para var. Bunlar çok bir örgüt, bir iki örgüt değil. Bunlar bir 5 sene oldu bu işini yaptı. 5-6 kişi oturdu, yok. Bunlar dinci örgüt mü yoksa böyle mafya mı? Mafya aynı. İsimleri ne bunların? Ama ismini söylesem beni kapanlık hesabı olay. Ben
Ama ismini söylesem beni kapamını keser bulay. Ben ama ismini söylesem şimdi üç ne ismi söyledim? Abdurrahman, Abdülkadir. Bu zaten söyledim. O senin, senin kafanı kimse kesemez. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Devletin polisi seni korur. Emin ol. Güven Türk polisine güven. Ya ben polisine hava edeyim. Hava isem seni delil öyle verdi bir delil. 16 yaş çocuk vardı. Yok. Bu delilini ben bunu ne yapacağım dedim. Ulan de kendi işini yaptığı için ben bilemedim. Ben yol bilemedim. Sen benimle yüz yüze görüşür müsün? Ben sana gereken yardım yapayım. Olur olur olur, ben kendim ben söyledim, herkes aynı var. Ben mesela bir WhatsApp'ta söyledim. Bana tehdit etti, çocuğumu öleceğim söyledi. Kendini kafanı keseceğim söyledi. Sen o WhatsApp'ta bir daha yaz, Avrasya Haber, Türk Haber'le ben bu konuyu konuştum de. Röportaj olur. Yaptım de. Olur olur, ben bunu da ben konuşacağım. Ne dediniz bir kaydı söyle. Türk? Yaz, yaz bir kağıda. Avrasya Haber TV, Türk Haber TV, Cesur Haber'le ben bu konuyu konuştum, sizi şikayet ettim de. Olur olur, şimdi ben... Yaz grubunda paylaş kardeşim, ben sana yardımcı olacağım. Türkiye'de, çok teşekkür ederim. Türkiye'de çok Türk polisi, Türk askeri hiçbir kişiye yani mafyadan, şundan bundan herkesten korur. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Yani, kimse kafadayılık tamam yapamaz, mafyalık yapamaz. Bana yaptı ya, çok yaptı. Bir eskiden sen Uygur olduğun için Uygurlara hep yapıyorlar bunu, ben de üzülüyorum be. Yani mazlum kardeşlerimize ben sahip çıkmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Ne yani, dediniz Mert'i? Benim adım Gökhan Gülmez, unutma. Gökhan Gülmez. Gülmez. Hangi TV? Cesur Haber, Türk Haber, Avrasya Haber, yaz üçünde. Cusun Saray. Cesur Haber, Avrasya Haber, Türk Haber. Av. Rasya. Ya. Haber TV. Haber. TV. TV. Röportaj yaptım yaz oraya. Mesela Gülkan Gülmez, Cusun Haber, Avrasya Haber, TV. Türk Haber TV. Türk Haber TV. Röportaj yaptım. O mafyaya oradan yaz direkt. Senin yalnız olmadığını bilsinler. Olur 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 olur. Yaz, yanım değil. İstanbul'a ne zaman gelebilirsin? Kimse bilmesin, gel benimle görüş. Olur, ben teşekkür ederim. Ben de ne zaman gelsem olur. Şimdi ben çok ben eskiden 8'i bir evde girdiydi. Ben dedim, o eskiden bir bizim Mettok'ta Molla'nda birisi vardı, bir kişi vardı, yok oldu oturdu, parası çok kişiydi. Ben söyledim, bu kişi nerede dedim, sen ne bunu sorduğunda 8'i evde giydi, kapan bu uydu, para ver dedi, 5000 dolarımla bu çaldı orada. Polis'e söylesen hamın kapağını keseceğim söyledi. Ben konuş olmadım. Burası Türkiye, kimse kimsenin kafasını kesemez. Kesti. Şimdi bir Cuma'da bir kişi vardı, onun oğlu Abdurrahman'dı, onu yok oldu oturdu, kapısını kesmiş. Yusuf da birisi vardı, Zeytinburnu Ulu Cami'ni aldı emlakçı. Hatta onun kapısını kesmiş. Şimdi bir Cuma'da bir kişi vardı, onun oğlu Abdurrahman'dı, onu yok oldu oturdu, kapısını kesmiş. Yusuf da birisi vardı, Zeytinburnu Ulu Cami'ni aldı emlakçı. Hatta onun kapısını kesmiş. Çocuk kaldı şimdi. Bunlar cinayet mi işlediler Türkiye'de? Çok cinayet o, iki işte. Peki polis şimdi, biliyor mu bunu cinayetleri? Polis'e bu delil yok, ispat yok, bunu söyleyecek. Polis. O delil çıkartmaz bulay. Delil mesela telefonunu, büyük telefonu değil, başka yok olduğunu diyecek. Küçük bir 70-60 liralık bir telefon var. Konuşmak için bunun da iki telefon var. Birinin de delil bulmadığı için Türkiye devleti ispat yok. Bunu söyleyecek. Bulur. Türkiye devleti bulur. Türkiye devleti çok güçlüdür. Bulur. Sen öyle yani ya, bulamaz sanıyorsunuz ama bulur. Ha, bulur. Ben çok, buna bir iki gün değil. Bana bir buçuk sene oldu tehdit aslında ben. Ben iyiydi bu Ankara'da yaşadım, Adana'da yaşadım, İzmir'de yaşadım. Şimdi bir yerde yaşayacağım. Ben de geldim. Onunki korkuluğu var. Öyle geldi, beni tehdit eder. Şimdi yeni bir çocuk var. Bu çocuğun 65 bin dolarını almış, boğazı siyah sıkmış. Hani ben siyahta, boğazı 27 gün hep nerede kaldı mesela. Hastaneden çıktı, şikayet yaptı. Yeni bulan, yeni taşıdı. Bu çocuk mu korkuyor şimdi, Balıkesir'de bir yer istiyor, çalışıyor şimdi.
O Balıkesir'deki çocuğu da söyle, beni arasın sana zahmet. Oluyor oluyor. Vay, mesela yine başka bir iki kişi var. Bizim başka bir büyük bir kişi vardı. Kayası var. Biz seninle nasıl görüşürüz kardeşim? Ne olsun ben paylaşmaz, ne olsun ben görüşeceğim şimdi namusel korktum ben de bunu. Şu an bana bir yer söyle ama İstanbul'daysan bir yer söyle, ben geleyim senin yanına. Ben şimdi İstanbul'dan da bayanlı sonra geleceğim. Bayanlı sonra geldim, sadece hemen konuşacağım. Siz ben her şeyi anlatacağım. Tamam. Ben sizi WhatsApp'tan, ben bunu hemen yazdı, Çanlı Yangı Baydım Patrikan diyeceğim. Bana iyi kat yazacak bir kişi bulsam bu oluyordu. Şimdi cebimde param kalmadı. Öyle böyle oldu ki. Sen o grupta benim adımı yaz. Türk Haber, Cesur Haber'le görüştüm de. Tamam mı? Türk polisi çok güçlüdür. Bak hiç korkma. En ufak bir şey şüphelendiği zaman karakola gir, de ki beni öldürecekler de. Türk polisi sana sahip çıkar. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sen bana savcılık kağıtlarını WhatsApp'tan bu numarayı atar mısın? Atar, hemen alacağım. Hemen at kardeşim. Ben de polisle görüşeyim şimdi. Bu cinayetlerle ilgili cinayet masasıyla görüşeyim. Tamam. Olacağım. Ben sana hemen ismini vereceğim. Hemen ismi zaten elimde var. Çünkü ben bunu yavaş yavaş buldum. Yavaş yavaş bunun ismini bildim. Bunu yavaş yavaş bu arkadaşlara söyledim. Ben burada bir WhatsApp topu açtım. Zalimli şikayetçi topu dedim. Bunu herkes arkadaşlığım, mesela o öyle yaptı, bu böyle yaptı da herkes bana söyledi. Eskiden 16 yaşta bir çocuk vardı, hafız bu yok. Bunu izledim, onun sonra az şimdi 3 kişi... Bir, yani bunlar Türkiye'de cinayet mi işliyorlar Türkiye'de? Ya, çok cinayet işledi. Türkiye'de. Fikret çok cinayet. Şimdi parası var adamını çalmak, parası var adamını geçirdi 5-6 evi yiyip parasını almak. Sen bana şu savcılığa attığın belgeleri şimdi atar mısın bir? Atar, şimdi hemen atar yapacağım. Ben dilekçeni küçük yazdım burada. Büyük yazalım dedim, okuma yazmam olmadığı için. Peki, bunu bir göndereceğim size. Polis senin ifadeni aldı mı savcı? Polis ifademi aldı. Teori şöbesi Çanlıya 7. katta. 7. katta. Tamam. Onundan sonra bana hiç söylemedi. Ben gittim, bana da tehdit oldu dedim. Kendin iyi bak. Biz hemen araştırdığımı sana söyleyecek dedi. Başka sıkıntı da yok. Hem de polis heykezmemden beraber yemediği için ben çok hem de korktum. Ulanın tehdidi çok var ya. Tamam. Şimdi... Çok kişi yok. Ben size söyleyeceğim. 4 kişi kayıp şimdi. Yusuf. Ulu Cemen'in yanında Zeytinburnu'nda. Yusuf emlakçıydı. Ulu Cemen'in karşıda. Yani mettoktum olan bir kişi. Hazimin'in kim şu güzel hafız yaptığım bir çocuk var. Abdülahat Abdüvaris, 16 yaşında çocuk. Cüme Aksu'da bir kişi. Abdurrahman'da bir kişi. Şimdi 5 kişi kayıp, 5 kişi var. Bunların hepsini ile bulmak elinde. Anladım. Ben cinayet masası polisiyle görüşeceğim. Onlar bu işi çözecekler. İnşallah bir sözün ya. Çok sıkıldın ya. Bu ben tek değil. Şimdi çok kişi sıkıldı. Ben tek bir kişi değil. Tamam. Herkesin sıkar. Çocuklarını öldüreceğim, eşini öldüreceğim, seni kendine sıkacağım dedik. Kimse sıkılmaz. Evvelkiydi. Onu herkes kapatsa salak, her sene salak tehdit olduğu için kimse söyleyemez. Biz polis bizden. Polis çok yalan konuşacak. Polis kendimiz. Onu söyleyecek. Türk polisi mafyaya böyle örgütlere, çeteler yardım atmaz. Yalan olsunlar, korkutuyorlar. Ya çünkü bizim Uygur olduğu için, bizi korkutmak için. Aynen. Polisler bile bayağı biz. Polis bir kimse hiç yapamaz. Savcılık bizi hiç yapamaz. Çünkü savcılar hepsinde. Hala seni tehdit ediyorlar mı? Tehdit edecek. Dünya tatlılığındaydı bir numaradan. Aynı o numarada yabancı numar mesela o internetin alan numarıymış. Sana öyle böyle yapacağım, kapağını keseceğim. Sen... Ve kapattık olaydı, hemen o telefonu kapatacak olay. Sen kendine dikkat et, tamam mı? Dikkat çok et. Teşekkür ederim. Dikkat et, en ufak bir şey olduğu zaman beni ara. Hatta çok teşekkür ederim. En ufak bir şey olduğu zaman beni ara, bir de konum at. Konum atmayı biliyor musun? Bileceğim. Sen nerede olursan ol, ben hemen sana polis göndereceğim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tamam, ben mazlum Uygur kardeşlerimizi yemin etmişim koruyacağım diye Türkiye'de. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Sen beni bayramdan sonra İstanbul'a gelir gelmez ara. Bu numaramı da kaydet. Tamam mı? Bana tamam, WhatsApp'tan da belgeleri at. Ben cinayet masası polisiyle görüşeceğim bu konuyu. Çok teşekkür ederim. Ben her şeyini anlatacağım. Ne kimse olsun, ben hakkaniyet dedim kızım. Bu Türkiye'de öldüğü için çok söyleyeceğim. Ben söyledim. Türkiye'de öldüğü çok iyi döller. Sen bu öyle belirleyip Türkiye'den git dedim. Ne yapacağım, bu cinayet yapacaksın değil mi? Konuşmam duvar her saat.
Onların hepsini polis alır hapse atar kardeşim. Hiç korkma. Türk polisine güven. Bak annene babana güvendiğin gibi, kardeşine güvendiğin gibi Türk polisine güven. Namusludur, şereflidir, çok başarılıdır. Bunları çok hemen, teşekkür ederim. Bunların telefonları falan var değil mi sende? Hemen var var var. Herkesin. Herkes var bende. Hemen bunların hepsini toplar Türk polisi. Yani dünyanın en iyi polisidir. En güzel polisidir. Ben bunu düşündüm. Ben kendimi tanışacağım yolmadığı için, korkulum için, kimseyle konuşamadığım için bunu çok dedik etti. Tamam. Sizdeki iyi bir abim olsaydı, mamı korkmamdı. Şimdi bunu kaldığım çok korkuş içinde yaşadım. Hiç korkma, ben senin yanındayım. Bu şerefsizler kimse bu... Şerefsizler, ben onları cezaevine atacağım, sen seyret. Sana da kimse karışamayacak, hayatına devam edeceksin. Senin çok teşekkür. Oturumun falan var mı? Var, oturum iznim var. Ha, iyi, problemin yok. İstediğin gibi gezebiliyorsun. Tamam kardeşim. Mesela oturum iznim var. Mesela vatandaşlık başvurdum, şimdi Avrupa'ya geldi. Anladım. Tamam, sen bana şimdi WhatsApp'tan o savcılık ve polis ifadelerini, evrakların ne varsa bir at, tamam mı? Tamam. Hemen ben senin yanındayım. Başına en ufak bir şey geldiği zaman, seni en ufak birisi şey yaptığı zaman benim ismimi ver, onlar beni mutlaka ki tanırlar. Kim olduğunu bilirler, sana dokunamazlar. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Tamam mı? Ben seni gelirim, tamam. Onların elinden bile alırım. Onlar kim ya? O şerefsizler kim? Mafya bozuntuları, katil. Ya bu 6, bu yerde 10-15 kişi var. 10-15 kişi bitti. Hemen bu İstanbul'da Uygurlar diye bir şey aptal yiyecekti. Güneş güyecek. Şimdi güneş güyelmedi. Kimse söylese piçidi gidecek. 6-7'si aşağıda parasını çalıyor. Öyle kolay, böyle kolay. Söylesen peşinleri çapacağım, ölteceğim, çocuğunu ölteceğim, seni kendini ölteceğim dedi. Kimse konuşamaz. Hatta benim bir 3-4 baş tane parası var, insanlar verdi. Buydu diye şimdi hem Elbistan'a kaçtılar. Benim 500 bin dolar parası çalmış, benim 200 bin dolar parası çalmış. Vay şerefsizler, vay. Bu parasını çalgandan sonra da bunu deniz, mesela deniz var ya, denize geldiymiş, denizin kediye. Seni hemen denize atacağım, parayı kaçacağız. Kapağını keseceğim, denizin suyu başmış. Öyle böyle yaptı, çok kişi var bunlar ki. Tamam kardeşim, sen bunu şey yap, polise sen dedin mi bunlar cinayet işledi diye? Dedim, sen anında polise dedi, karakol dedi, bizimki bunu kullanmaz. Diğer şöbeyi get dedi, ameliyat yiyecektim, ameliyat kessem sen savcılığı get dedi. Ben savcılığı gettim, Çamlıyan gel. Bu aynen bu peşimde 28-25 bin falan oldu mu kapandı kaçtı şimdi. Sıkık edeceğim. Çanlıyan'ın 7. katı vardım. Bazen anlattım. Bazen etmemde kalmadığı için anlatalım dedim. Yazdım. Hemen sıkık edeceğim. Tamam. Sen bana ikametgah tezkereni, o evrakların hepsinin fotokopisini WhatsApp'tan at. Tamam mı? Çek resimleri. Tamam. Tamam. Hemen atacağım. Benim numaranı da Gökhan abi diye kaydet veya Avrasya Haber diye kaydet veya Türk Haber diye kaydet. Türk Haber'de kaydedeceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Yani en ufak bir problemin olduğunda beni ara kardeşim. Ben senin yanındayım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Senden Allah razı olsun. Hiç kimseden korkma. Hiç kimseden korkma. Rahat ol kardeşim. O çok teşekkür ederim. Grupta da yaz. O seni tehdit edenlere Türk Haber, Cesur Haber, Gökhan Gülmez bu konuyu biliyor. Hadi bana kötülük yapıyorsanız yapın da ben onların hepsini atacağım şimdi. Orada çok teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. O WhatsApp'tan at, bekliyorum şimdi onları. Çok teşekkür ederim. Onlar gelsin ki emniyetle savcıyla görüşeyim. Onlar olmadan görüşemem çünkü. Ulu. Çabuk görüşelim. Ne zaman sana ameliyata gireceğim, bu savcıya gireceğim, ne zaman bu işi yapacak kişi olsa ben yapacağım. Ben tek değil. O bu 50-60 kişi bu işlerle aynı. Çocuk eşini almış, çocukunu almış, daha önce göndermiş. Şimdi onu aldı, çocukunu daha önce göndermiş bunlar. 3 ay önce. Tamam kardeşim, sen bana o belgeleri at, gene seninle her zaman arayabilirsin beni. Gece değil. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hatta tamam. Eşine Allah de ver telefonumu, sen arayamazsan onlar da arayabilir beni. Yani yakınlarındakilere ver. Anladın? Anladım. Çok teşekkür ederim. Senin için neydi ben onu...